Şimdi savaşın en masum kurbanlarını, çocukları konuşacağız. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 1800'den fazla Filistin çocuk öldürüldü. Ve sayı her geçen dakika, her geçen saat ne yazık ki artıyor. Haber Global Dış Haber Müdürü Süheyla Demir bizimle. Süheyla merhaba, hoş geldin yayına. Merhaba. Çok acı, konuşması da çok zor bir konu. Üstelik rakamlarla da konuşulamayacak bir konu ama en nihayetinde buna da bakmak zorundayız, haberciyiz. Nedir şu an bilanço? Bizim bu grafiği hazırlamamızdan sonra yeni bir acı haber daha aldık. Sadece dün geceden sonra başlayan, yani son 24 saate yapılan saldırılarda 180'den fazla çocuk hayatını kaybetti Gazze'de. Gerçekten de bu sivil hedef ayrımı gözetmeyen saldırıların en masum kurbanları onlar. Evet. Savaşta ilk masumiyet kaybedilir ya, işte en masum çocuklar da öldürülüyor. Ne yazık ki Gazze'de yoğun bir şekilde. Ve biz de şimdi bunun biraz detaylarına girelim. Bu önemli, bu sayılar içerdiği anlam, anlam çok çok önemli. Baktığımızda 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her gün yaklaşık 100 çocuk öldürüldü. Hı hı. Bu çok büyük bir sayı. Bakın şu anda 17. gündeyiz. Artık bu ortalama dahi arttı. Yani bizim bu grafiği hazırlamamızdan yayına verdiğimiz sürede bile değişiyor. Gazze'nin bombardımana tutulmasında her 15 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü söylüyoruz. Bakın, Ukrayna Savaşı yaklaşık 2 yıldır devam ediyor ve orada kayıtlara geçen hayatını kaybetmiş çocuk sayısı 1700. Hı hı. Ama Gazze'de şu anda 17 günde bu sayının çok daha, iki katından bile fazla bir sayıya ulaşıldı. Tabii madalyonun diğer yüzü de var. İsrail'de Hamas'ın öldürdüğü 1400 kişi arasında da en az 14 çocuk var ve de rehin alınan 200'den fazla kişi arasında da çocuklar da var. Ama Gazze söz konusu olunca tablo çok dramatikleşiyor ve bunun daha da detayına inmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bir de tabii işte arkadaşlar bir taraftan yansıttı. Gazze'de çocuk olmak her zaman zordu. Hı hı. Ve Filistinliler için de, ben hafta sonu böyle hani diğer medyaya da baktım, global medyaya, uluslararası basına, ve şunu söylüyor Filistinliler: Filistinli olmak her zaman zordu ama hiç bu kadar zor olmamıştı. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Evet. Onlar çok aşina bu görüntülere, bu acılara, bu yaslara ama bu kadar hedef alınmamışlardı, değil mi Süheyla? Gerçekten çok yoğun bir bombardımandan bahsediyoruz ve özellikle de Gazze'nin kuzeyine dünle birlikte daha da yoğunlaşan bir bombardımandan. 2 saat boyunca hiç bombalama seslerinin susmadığını düşünün. Sürekli yeni bir yerden patlama, yıkım sesleri geldiğini düşün ve bir çocuk olarak bunu hayal etmeye çalışın. Hayal edemiyoruz çünkü orada değiliz ama onlar orada ve her gün korkuyla, travmalarla karşılaşıyorlar ve Gazze'de çocuk olmanın detayına indiğimizde bakın şöyle bir sonuç var karşımızda. Şu anda 17 yaşında olan her Gazze'li, yani hala çocuk sayılabilecek, hı hı, her genç 5 kez savaş gördü. Bakalım dünden bugüne. 2008-2009 savaşı 23 gün sürmüştü ve o zaman Gazze'de 341 çocuk ölmüştü. 8 gün devam eden 2012 savaşında 35 çocuk hayatını kaybetmişti. 2014 savaşı 50 gün sürmüştü. Yine çok uzun bir süreçti ve de 532 çocuk hayatını kaybetmişti. 66 çocuk ölmüştü 2021 savaşında ve de şu ana kadar 17 gün içinde de hayatını kaybeden çocuk sayısı Gazze'de 1800'den fazla. Yani 17 yaşa sığan 5 savaş. Evet. Çok fazla direniş, çok fazla mahrumiyet, abluka, yoksunluk içinde geçen bir süreçten bahsediyoruz. Bu rakamların ötesinde yaşanılan hisler, kaybedilen aile üyeleri, belki kaybedilen bir nesil, alınamayan eğitim var. Bunların da alt metinlerini okumamız gerekiyor. Kesinlikle. Rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Bu çocukların yaşadıkları üzerine düşünmek, hepsini tek tek konuşmak gerekirken işte dediğin gibi bu şekilde geçmek zorundayız. Ve bu sefer rakam çok çok fazla. Yani bütüne, evet, baktığımızda kadın ve çocuk sayısının oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun sebepleri neler? Şimdi baktığımızda Gazze'de bombardımanlarda, İsrail'in hava saldırılarında öldürülenlerin oranını düşündüğümüzde %70'den fazlası ya kadın ya da çocuk. Hı hı. Şimdi
neden bunu düşünüyoruz? Öncelikle tabii ki İsrail'in sivil hedef ayrımını gözetmemesi, evet, savaş kurallarına uymaması gibi bir gerçek var. Hem de tekrarlanan bir gerçek. Hı. Yani mülteci kampları vuruldu, okullar, evet, vuruldu, hastaneler vuruldu. Normal Hamas üyelerinin olmadığı, hı, normal sivillerin yaşadığı evler vuruldu ve vurulmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu da zaten güvenli bir yer yok, zaten kaçacak yer yok. İsrail Gazze'nin kuzeyini terk edin, güneyine gidin dedikten sonra da güneyini yoğun bir şekilde vurdu. Özellikle Han Yunus bölgesini, hatta Refah bölgesini. Evet. Bunları da gördük ve görmeye, aktarmaya devam ediyoruz. Bir de bir demografik boyut var ki onun da altına çizmemiz gerekiyor. Şimdi Gazze'de nüfusun neredeyse yarısı 18 yaşın altında. Evet. Yani her iki kişiden biri ya genç ya da çocuk. Dolayısıyla, hı-hı, siz hele bir de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yeri, Gazze'yi bombalarsanız zaten kaçınılmaz olarak çocuk ölümleri çok fazla olacaktır ki, hı-hı, bu da bizim karşımızda acı bir tablo olarak duruyor. Bir başka boyut daha var. Peki neden Gazze nüfusu bu kadar genç? Yani Avrupa'da yaş ortalaması 40 iken Gazze'de yaş ortalaması neden 18? Hı-hı. Çünkü Gazze'de çoğu insan yaşlılığa erişemeden savaşlar yüzünden hayatını kaybediyor. Ya da sağlık hizmetleri o kadar sınırlı, o kadar kötü ki sağlık sorunları yüzünden yetişkin yaşlarda hayatını kaybediyor. Çünkü o hastane sayısı yetersiz, doktor sayısı yetersiz, ekipman yetersiz, önleyici sağlık hizmeti gelişemiyor. Dolayısıyla, hı hı, kronik ya da daha basit hastalıklar yüzünden dahi Gazze'liler hayatlarını kaybediyorlar. Kronik tedaviye ihtiyaç duyanlar tedavi alabilmek için, Gazze'yi terk edebilmek için İsrail'den izin almak zorunda. Ve bu da hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Yani bakın, sorunun altından sorun çıkıyor. Yine detaylara baktığımızda Gazze'de, evet, çocuk olmak nedir dediğimizde, şey? Evet, evet, yine bizi üzecek. Ama görmemiz gereken, dünyanın görmesi gereken, hı hı, daha da önemlisi bir tablo var. Şimdi Gazze'de çocuk olmak nedir diye sorduğumuzda öncelikle şunu düşünmeliyiz, şunu bilmeliyiz. Gazze'de her çocuk neredeyse mülteci olarak doğuyor. Kamplarda, neden, yaşıyorlar. Evet, onun da ötesinde bu bizi 1948 yılındaki Nakba'ya götürüyor. Hı hı. Çünkü Gazze nüfusunun %70'i Nakba mağduru. Neydi bu? Büyük felaket olarak hatırladığı Filistinlilerin yerlerinden, yurtlarından, kendi vatanlarından sürülmeleri, hı hı, zorla oradan ayrılmak zorunda kalmaları ve vatansız kalmaları, hı hı, kendi evlerine, topraklarına İsrail'in yerleşmesi gibi bir durum. Zaten, hı hı, bir mülteci travmasıyla büyüyorlar, doğuyorlar Gazze'de ve çocuklar. Bunu hep böyle dedelerinden, babaannelerinden, evet, anneannelerinden dinliyorlar. O zaman çok ciddi bir kayıp yine olmuştu değil mi Süheyla? Tabii ki. Çünkü de yine çok zor koşullarda vatanlarından sürülmeleri ve bir daha o toprağa dönememeleri ve hala devletlerine kavuşamamaları gibi bir durumu, tarihsel bir sorunu ve tabii ki bir travmayı da yaşıyor Gazze'de çocuklar. Ve abluka altında yaşıyorlar tabii ki. İsrail'in yıllardır uyguladığı bir abluka var. Hayatlarını çok zor hale getiriyor. Gıda erişimleri sınırlı, su erişimleri, oraya su sevkiyatının da İsrail'in kontrolünde olduğunu biliyoruz. Ve Gazze'de suyun %97'si içilemeyecek durumda. Hal böyle olunca, bu kısıtlamalar artınca Gazze'li çocuklar için hastalık riski de artıyor. Bulaşıcı, tabii, hastalık, hijyene bağlı olan hastalık riskleri de artıyor. Dolaylı sağlık sorunlarıyla da uğraşıyorlar. Hı hı. Ki en temel ihtiyaç nedir? Sudur. Gıda konusunda da sıkıntılar yaşadığını ve sağlık konusunda da sıkıntılar yaşadığını aktarmamız gerekiyor. Ve bir de ne? Her çocuğun temel haklarından biri eğitim. Ama Gazze'de bu da çok zor. Çünkü işte dediğimiz gibi 17 yıl gibi kısa bir sürede 5 savaş gördü Gazze'de çocuklar ve her savaş demek ki şu anlama geliyor, eğitim de askıya alınıyor. Çünkü okullar açılamıyor. Hı hı. Zaten sınırlı okul var, onlar da kapanıyor ya da savaşlarda okullar da hedef alıyor, hı hı, alınıyor ve onların eğitim görebileceği bir okul olmuyor. Yani Gazze'de aslında her çocuk için savaş dönemi tek bir ders kalıyor, öğrenilecek, hayatta kalmak.
Bu da çok çok acı tablolardan biri. Yine üzerine çizmememiz gereken, altını çizmemiz gereken konulardan biri. Ve tabii ki tüm bunlar psikolojik travmaları da beraberinde getiriyor. Gazze'de çocukların %91'i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor. Nesiller arası travma yaşıyorlar, akut travma yaşıyorlar. Çünkü güvenli bir yerde olduklarını hissetmiyorlar. Güvenli bir yerde değiller. En önemli ihtiyaçlardan birisi de güvende hissetmektir. Ama onlar bu imkandan da yoksunlar. Dolayısıyla bütün bu tabloyu okuduğumuzda karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor ki, İsrail Gazze'de sadece Hamas'la değil çocuklarla da savaşıyor ve bu savaşın en büyük kurbanlarından biri de en masum olanlar çocuklar oluyor. Kesinlikle bu savaşın kazananı yok, kaybedeni ortada ama hakikaten kazananı yok. Evet. Çok acı, daha çok çok üzerine konuşacak şey var belki ama tüm verileri bize aktardığın için, detaylandırdığın için teşekkür ederiz Süheyla Demir.